Genç Bakış'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü eğitim konumuz Türk Telekom modem şifresi ve adı nasıl değiştirilebilir? Yaygın olarak kullanılan Türk Telekom modemlerimizde ayarlarımızı nasıl yaparız arkadaşlar? Şimdi dikkatlice videomuzu izleyelim. İlk başta yapmamız gereken Chrome veya Opera veya Mozilla fark etmez. Bir internet tarayıcımızı açmak, sonrasında 192.168.1.1. Şimdi bu modem IP adresimiz arkadaşlar. Peki hepsinde aynı mı? Hayır, değil arkadaşlar. Herkesin modeminde farklı olabiliyor. Şimdi bunun için öncelikle yapmanız gereken 343 yöntemi var arkadaşlar. Öncelikle Windows tuşuna basıp artı C tuşuna basarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında başlattan komut istemi yazarak bu şekilde ulaşabilirsiniz. Daha sonrasında diğer bir yöntem olan çalıştır seçeneği var arkadaşlar. Çalıştır yazıyoruz ve sonrasında CMD yazıp Enter yaptığımızda da aynı ekran geliyor. Fark etmez. Bu ekrana bir şekilde ulaştıktan sonra yapmamız gereken arkadaşlar komut olarak IP John Fick yazacağız arkadaşlar. Mouse takip edin. IP John Fick ve Enter tuşuna basıyoruz. Sonrasında bizim buradan, evet, buradaki işaretli kısmını da kullanayım daha rahat olsun. Varsayılan ağ geçidi. Burada gördüğünüz gibi modeminizin IP adresi arkadaşlar 192.168.1.1. Bu şekilde gireceksiniz. Artık sizde 2.1 de olabilir, başka bir şey de olabilir. Fark etmez. Her neyse buraya giriyorsunuz. Sonrasında kullanıcı adı kısmına küçük harflerle admin yazıyoruz arkadaşlar. Şifre kısmında iki seçeneğiniz var. İkisini de deneyin. Modemlerde ikisi de olabiliyor. Ya admin yazacaksınız küçük harflerle ya da küçük harflerle TTNET yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Böyle bir ekran karşınıza geliyor. Ya şifrenizi oluşturacaksınız ya da geçebilirsiniz daha sonra oluşturmak için. Ben geç diyorum arkadaşlar. Daha sonrasında gördüğünüz gibi şu anda modem arayüzümüze girmiş olduk arkadaşlar. Buradan öncelikle sol tarafta gördüğümüz sekmelerden kablosuz sekmesini açıyoruz. Buradan arkadaşlar kablosuz ağ ayarlarına geleceğiz. Gördüğünüz gibi. Evet, kablosuz ağ ayarları bazılarında benimdeki gibi temel ayarlar şeklinde de görünebilir. Şimdi burada gördüğünüz gibi SSID 1, SSID 1 şifre, SSID 2 var. Sizin burada yapmanız gereken SSID 1 kısmınız arkadaşlar. Buradan mesela buraya istediğim şeyi yazabilirim arkadaşlar. Buradan değiştirebilirim. Daha sonrasında yine aynı şekilde burada şifre kısmımı değiştirebilirim arkadaşlar. Şifreleri değiştirdikten sonra buradaki kaydet tuşuna bastığım anda artık benim burada internetim tamamen gider ve yeni adresinden giriş yapmak zorunda kalırım arkadaşlar. İsterseniz buradan sizin için SSID adresimi değiştireyim arkadaşlar. Buradan ne yazalım? Telekom 1 yazdım mesela. Şifreye de arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yazdım. Ve kaydet dedim. İnternet gidecektir muhtemelen. Şu alt taraftan bir bakalım. İnternet gitmesi gerekiyor. Daha sonrasında çünkü bizim artık ağ adresimiz değişmiş olacaktır. Sonrasında da biz yeni ağ adresinde, evet, gördüğünüz gibi şu anda internetimiz gitmiş durumda arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Yeni ağ adresimizde, yani Telekom 1 ile oluşturduğumuz ağımıza yeni oluşturduğumuz şifremizle giriş yapacağız. Buradan ben bağlan diyorum. Şifremiz neydi? 1'den 8'e kadar rakamlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde yazacağız arkadaşlar. Bağlan dedikten sonra gördüğünüz gibi güvenlik anahtarı karşımıza çıktı. Buraya şifreyi görüyorsunuz. Biraz önce oluşturduğumuz şifre. Tamam diyorum ve şu anda internetimiz birazdan gelmiş olacak arkadaşlar. Bakıyoruz. Evet, internetimiz şu anda aktif hale geldi. Hatta buradan isterseniz şöyle bir sayfaya da girebiliriz. Hatta direkt benim kendi kanalıma da girdim arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi sayfamız açıldı arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu video ile ilgili anlatacağım şeyler bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Modem konusunda, modem ayarları konusunda herhangi bir sıkıntısı olan arkadaşlar varsa da yorumlar kısmına yazsın. Bu gördüğünüz soldaki sekmelerden herhangi bir yerle alakalı bir sıkıntı varsa bunlarla alakalı da ayrıca bir video da çekebilirim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın.